Evet arkadaşlar, şimdi yolbaşında ana cadde üzerinden size son durum hakkında biraz bilgi paylaşacağım. Şu an ana cadde hem gidiş hem geliş yönünde çok ciddi trafik var. 9 Şubat gece saat 11 civarı, burası Kandırmaz Market'in önü. Kandırmaz Market'in hemen sol tarafında, yanlış bilmiyorsam, Atayıkların olduğu bina diye biliyorum ama bu bina yerine göre olmuştu. Ziraatın olduğu yer. Çalışmalar var. Ziraatın olduğu yer diyor amca. Bu karşıdaki binada. Arkası üzere. 5-6 katlı bina yerine bir. Burada şu an... Lan neredesin? Evet. Şimdi yardımlar arkadaşlar var. Dağıtılıyor ama tabii ulaşamayan ve geç kalan yerler de var. Çadır noktası biraz sıkıntılı. Hala çadırda kalamayan, araçta kalan insanlar var. Hatta bir tane Mevlüt amcaya da eşine biraz önce kendi çapımızda motosikletle sırt çantamızda biraz bir şeyler götürmeye çalıştık ama yetmiyor. O yüzden paylaşımlarımızı da dikkate alıp özellikle aracı olan arkadaşlar yardımcı olabilirse sevinirim arkadaşlar. Benzin noktasında hem karayollarının karşıdaki şehirde benzin var, mazot var, LPG de var. Aynı zamanda Adıyaman yolu üzerindeki TPD'de de yine benzin ve LPG var. Ana caddenin hali binalar anlamında biraz işler acısı çünkü çok fazla düşük var, enkaz var. Bu arada şehre tabii çok fazla hem yardım turları olsun hem yıkım aynı zamanda şehre gelmek ve şehirden çok isteyenlerin gelmişti bu trafik var. Ondan dolayı böyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. Tabi bu arada dün şahit olduğum olayı söyleyeyim. Böyle yine motosikletle gece giderken önümden bir pikap geçti. Pikabın kasasında iki tane vefat etmiş kişinin cansız bedeni vardı. O biraz ürkütücüydü benim için. Zaten gelip geçen cenaze araçlarının haklı hesabı yok. Bu jandarmanın karşısında eski Atatürk yakınının içindeki bir aracın vefat halinde kullanan aradan görünüyor. Bunun harici şu an ilgi restoranın geçiyorum. Bu mikrofon olduğu yer. Burada da eski binalar, ekşilerin binası diye geçer. Yerel halk bilir. Onların binası şu köşe başında ışıkların yanında. O bina da yerine bir olmuş durumda. İlk gece ben gelmiştim buraya. Suriyeliler yaşıyordu. Onlar enkazın içinde olan insanların olduğunu söylemişti. Arkadaştan duyum aldım. Otogarın önüne bir tane tır gelmiş. Özellikle dondurulmuş gıda ve temel ihtiyaç malzemesi varmış. Bir onu teyit edeceğim. Eğer gerçekten gelmişse efendim? Kart edelim. Evet. Amca sağ olsun. Dikkat et diyor. Bu bölgenin haberini paylaşıyorum da. Evet. Sen gazetecisin. Yani gazeteci değilim de işte bireysel. Çünkü yurt dışında yaşayan çok var, kimse haber alamıyor yakınlarında. Aynen. Evet. Sağ olun, eksik olmayın. O yardım tırı eğer gelmişse onun bir bilgisini paylaşacağım sizlere. Çünkü insanları boşu boşuna da yormak istemiyoruz. Şöyle bir sağlık açıklıysa açacağım aradan. Biraz önce karayollarına yakacak odun kamyonları gelmişti. Çadırları onlar dağıtılıyor. Burası ekşilerin binası. Bahsettiğim yerle bir iş makinesi de gelmiş zaten. Bu yol tamamen kapanmıştı. Bakalım hala daha kapalı durumda. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Burası eski Çınarlık Merkezi'nin olduğu ve bir nolu Sağlık Ocağı'na giden yol. Bu yol tamamen kapanmış durumda. Yine yeni yapılan Kemer İlk Merkezi. Bunun tam karşısında kanal boyunun hemen sol tarafında Sabri abi vardı, anahtarcı. Onun olduğu bina maalesef yıkılmış durumdaydı.
cami arkadaşlar, bu caminin minaresi tamamen yıkılmış durumda. Onun harici sol tarafta yıkılan binalar vardı. Bunları size göstereyim. Sağ tarafta da yine Ulu Cami'nin karşısındaki binalarda da yıkımlar var. Şu ara sokakta da yıkımlar vardı. Şu Halk Bankası'nın tam karşısında Cumhuriyet Halk Bankası'nın olduğu bina yıkılmış durumda. Onun sağ tarafında Tuncerler'in binası biraz ayakta ama ağır hasarlı. Onun hemen sağındaki Can Kasabı vardı. Sonra orada Türksel bayi bir tarım ticaret vardı. O bina yerle kalmış durumda. Tabi gece çekimi ne kadar iyi gösteriyor bilmiyorum ama. Ondan sonra Nimet Ekmek fabrikasının olduğu yer bayağı sıkıntılı. Bunun o ara sokağı. Burada ciddi enkazlar ve yol kapanmış durumda. Yani normalde bir yol iki şeritlik ama üç şerite çıkmış durumda. Evet, Nimet Ekmeğin arası arkadaşlar burası. Sağlı sonlu burada kahveler vardı. Yıkılmış bina ve sokak tamamen kapıya kapanmış durumda. İş Bankası'nın arkasındaki binada ciddi hasar vardı. Şimdi geçebilirsem orayı size göstereceğim. Evet, önümde gene bir cenaze nakil aracı var. Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi diyor. Cenaze nakil aracı var. Sağ taraftan Ankara'nın olduğu yerde yiyecek yardımı yapılıyor, ilaç yardımı yapılmış, bugün yakacak yardımı yapılmış. Dün özellikle şahit oldum, Urfa'dan çok fazla bireysel yardımlar geliyor, Diyarbakır'dan yardımlar geldi. Bunlar bireysel halkın kendi aralarında toplanıp yaptığı yardımlar. İki tane pick-up, bir tane transit ben bizzat rehberi yapmıştım. Diğerlerini bilemiyorum, çok fazla vardı şahidim. Onlar tabi geliyorlar. Genelde de Serhat Otel'in yanındaki BP'nin yanına geliyorlar. Tabi oradaki bölge halkını bulup onlara soruyorlar. İşte nereye gidelim, ne yapalım, hangi köye gidelim diye. Hani insanların da bu noktada rehberlik etmesi lazım. Çünkü adamlar geliyor ama yardımı nereye dağıtacaklarını bilmiyorlar. Çok fazla il dışından, ilçe dışından böyle yardımlar geliyor. Onlara da şahit oldum. Geldikçe de kendilerinin bizzat sokak sokak mahalle mahalle dolaşıp bağırdıklarını söylüyorlar. Yani ara ara çadıra ihtiyaç duyan insanların haberi bana geliyor sosyal medyadan. Geldikçe ben de paylaşım yapıyorum. Onların da tabii notlarını aldım. Eğer gelir de hemen bilgim olursa ilk etapta o notunu aldığım insanlara ulaştırmaya çalışıyorum. Yol başında dikkatimi çeken özellikle yeni binalarda çok fazla yıkım var, hasar var. Yani bizzat şahidim, Richard için olduğu bina öyle geçer. Binanın ismini bilmiyorum ama yani 3 kat dükkan, üstüne 5 kat apartman, 7 katlı bina tuzla buz olmuş ilk depremde. Bu çok enteresan. Afet evleri, burada yaşayan insanlar bilirler, 1980'li yıllarda olan depremde yapılmış evler. 2 katlı binalar. Onlarda mesela çökme mökme hiçbir şey yok. Yani bu bölge itibariyle normalde burada 3 kattan fazla bence olmaması lazım ama tabii bireysel şahsi düşüncemiz, neyi ne kadar değiştirdi bilemiyorum. Maalesef burada bu 2 kat dükkan meselesinden dolayı totalde 7 katlı bina çok fazla ve en çok da onların yıkıldığını, yan yattığını gördüm ben.
videolarda ben elimden geldiğince insanlarla bireysel bir röportaja çok fazla girmiyorum. Enkazların içerisine çok fazla girmiyorum. Çünkü zaten insanlar acılı. O insanları konuşturup veya konuşturmaya çalışıp veya kamera tutup o insanların o isyanına falan tanıklık edip onların üzerinden böyle çekim falan, o maalesef ben o konulara girmiyorum. O benim formatıma çok uygun şeyler değil. Yoksa ben ilk iki gün devlet hastanesinde acildeydim. Orada yani çok ömrüm boyunca unutamayacağım şeylere şahit oldum. Cesetleri taşımadan tutup sezeryan doğuma kadar, parmakları kopmuş insanlara kadar. Yani hiçbirisini çekmedim. Çekmem de. O tarz şeylere girmiyorum zaten. Veyahut orada gelen insanların yakınlarıyla işte konuşayım, bilgi alayım falan, onlara da çok fazla girmeyi tercih etmiyorum. Dışarıdan kendimi gözlemleyebildiğim kadarıyla, bilgi alabildiğim kadarıyla, ulaşabildiğim kadarıyla neye ulaşırsam onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şu anda da saat 9 Şubat, saat gece 11 geçti. Burası ana cadde, yollarda çok fazla buluşturlar var. Şu Çağlayan Eczanesi'nin olduğu 5 katlı bina sabah ilk depremde ayaktaydı. Ama öğleden sonra ikinci depremde orası yıkıldı, yerle bir oldu. Ben buradan döneceğim. Şöyle anlatayım. Burası Sobalı Haceli abinin soldaki dükkanı. Onun tam karşısında köşede Uyarlar'ın binası vardı. O yerle bir. Onun yanındaki bina yerle bir. Yarım Aylar'ın bir iş merkezi vardı. O ayakta ama ondan sonra emni tantiniden başlayarak komple yerle bir. İleride Barış Kırtasiyesi'nin olduğu bina, tepeler falan, onlar yerle bir. Meydan zaten. Hocam geçmiş olsun. El feneri var mı? Yok. Bu sağ tarafta Perdeci sahile, Perdeci sahil devrine sonrasında Civanlar Market'e giden binalar var. Onlar hep yerle bir. Sol tarafta çok da... Çok önemliyse tutuyorum yani. Küçük bir el feneri yok, var. Yok, o fayda etmez herhalde. Rüyam kafenin olduğu yerler yerle bir. Hocam verebileceğiniz böyle doğru bilgi var mı? Eyvallah. Paylaşım yapıyorum da. Yani burada kaç bina yıkıldı gibi falan böyle bilginiz var mı? 110-120 arası bina yıkıldı. Arası. Maalesef. Burada esnaf mıyız abi? Esnafız, evet. Evet, dükkanları mı bekliyoruz? Evet. Evet, esnaf abilerin dükkanları bekliyorlar. Tamam abi, çok geçmiş olsun. Burası böyle istasyona doğru giden Turan Özdemir Caddesi. Cadde boyu hem yolda derin yarıklar, çukurlar var. Hem de elektrikte hiç olmadığı için. Varan çukurlar var. O yüzden geri dönüyorum buradan, çünkü gidemeyeceğim zaten aşağıya.
Burada yine bir Dereli Belediyesi diyor, cenaze makinalı ağacı var. Evet, şöyle bir çekmeye çalışıyorum. Bakın burası çarşı. Burası eski Mahmut Usta'nın fırının olduğu yer. Burada ben diyebilirim size yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde çukur oluşmuş ve ağaç içine girmiş. Burası eski, bilenler bilir, Mahmut Usta'nın fırını arkadaşlar. Şu karşısı ve onun hemen önünde yaklaşık 1,5-2 metre derinliğinde çukur oluşmuş, ağaç içine düşmüş. Yani asfaltta durum böyle. Şu o bahsettiğim şu karşısı, burada Çağlayan Eczanesi'nin olduğu bina vardı, 5 katlı bina. İlk depremde ayaktaydı ama ikinci depremde yerle bir oldu. Hemen bu solda köşede yöresel ürünler vardı. Baştan gittiğim için isimlerimi yapayım. Bu yolda yine bilenler yine bilir, Kemal Duman, Duman ticarete giden aşağıya doğru inen yol. Şöyle ışığı tutmaya çalışayım ama buraya da yine enkaz devrilmiş, bu yol tamamen kapanmış. Şurada spor salonu vardı, petek hastanesi vardı, bunlar yerleri. Vodafone Türkcell vardı yanılmıyorsa. Cenaze aracı gidiyordu. Bu pozarların iş yerleri de gördüğünüz üzere arkadaşlar, binalar birer kat tamamen çökmüş durumda. Buradan hemen şu karşıdan bir otogara gidiyorum tam olarak. O tırı bir soracağım. Çünkü bir dışından gelen yardımların çoğu burada otogara geliyor. Da bir nevi yardım dağıtım merkezi durumunda. Buradaki son durumu da gördükten sonra videoyu kapatıyorum. Çadır yanmamış.